Üzücü bir haberle karşınızdayım. Yani pek de diyecek bir şey yok. Piemonte Calcio seneye oyunda olmayacak. Bu takımla bir daha oynayamayacağız. Neden? Çünkü EA Sports Juventus'un lisanslarını yeniden aldı. Zaten Juventus'un yerine getirilmişti bu takım. Aslında herkes Piemonte Calcio'yu Juventus olarak biliyor. FIFA için öyleydi. Google'da bu takımı arattığımızda Wikipedia'da Piemonte Futbol Kulübü bugünün Serie A'sına eş değer olan Primera kategorisinde 5 sezon boyunca yarışan Torino merkezli bir İtalyan dernek futbol takımıydı yazmışlar. Yani bu ne demek? Bu takım gerçekten varmış. Wikipedia'ya bir girelim. Gerçekten bu takım varmış ya. Zamanında oynamış. 1915'te 1. Dünya Savaşı'nın patlak vermesinin ardından askıya alınmış, kapatılmış. Kulübün adı ve logosu da Juventus'u temsil etmek için FIFA video oyun serisinde de sonradan kullanılmış. Ve biz de bu takımı bu sayede biliyoruz. FIFA'da hiç kullanılmasaydı bu takımın belki de varlığından haberdar olamayacaktım ben. Bu inanılmaz bir olay ya. Bunu duyunca, öğrenince dedim ki hemen bu takıma bir rebuild çekmemiz lazım. Aslında temelinde Juventus rebuild'i yapıyoruz. Bu takım ismi ve logo seneye oyundan kaldırılacağı için son bir kez buraya rebuild yapmak istedim. Hani formalarını falan da görüyorsunuz. Bence FIFA oyuncularının asla unutamayacağı bir takım oldu. Evet, Juventus, ama adamlar lisanssız takımı da öyle bir hale getirdiler ki bilemiyorum ya. Ben bu videoyu çekmek istedim. Sizden de Piemonte Calcio'ya elveda niteliğinde güzel bir like ve yorum sayısı bekliyorum. İlk böyle Juventus'u kaybettiğinde EA Sports ne düşünmüştünüz? Bu takım geldiğinde ne demiştiniz, ne düşünmüştünüz? Yorumlarda da kesinlikle paylaşın. Ben ilk bu takım geldiğinde ya ne oluyor kardeşim, niye lisans gidiyor falan diye bayağı laf etmiştim. Çok kötü oldu falan demiştim. Ama zaman geçtikçe alıştık ve benimsedik. Seneye Juventus geliyor diye resmen şu an bu takımın gideceğine üzülüyoruz. En azından ben öyleyim. Tabii ki Juventus'un gelmesi çok iyi bir olay. Orası ayrı. Tekrardan lisanslı olsun. Ama bir yandan da insan bu takıma üzülüyor. Ya mesela Gustavo'nun Fener'den ayrılması lazımdı. Yerine Willian Arao, onun daha genci, daha iyisi gibi düşünün şu anki şartlarda, daha formda hali. Ama Gustavo ayrılınca her ne kadar onun gitmesi doğru olsa da insanın bir içi buruk olur ya. Ben de öyleyim şu an. Kadro güncellemesi yapmadım. Hani bu oyunun orijinal halindeki oyuncularla rebuildlemek istiyorum takımı. Dybala duruyor, Delik duruyor, hepsi burada. Biz bunları kendimiz satarız. Yerlerine farklı oyuncular alırız. Hem de gelir elde etmiş oluruz oğlum. Biraz da onu düşünmek lazım. Şimdi satacağımız oyuncuları bir hızlıca belirleyelim. Dybala'yı satacağız çünkü kendisi gerçek hayatta Roma'ya gitti. Yanlış bastık. Dybala'yı satacağım. Vlahovic kalacak. Delikli satacağım. Bunun dışında da şu anda başka birini pek satmayı düşünmüyorum. Yani orta sahada aslında Rabiot'u falan kullanmayız. Satabiliriz. Pogba'yı da almayı düşünüyorum. O da sakatlanmış. Geçmiş olsun. Baba 100 milyon euro bütçemiz var. Biz direkt bir Pogba deneyelim mi? Hemen Pogba deneyelim. Gelin. Paul Pogba takımımıza gelecek. 12 ay sözleşmesi kalmış zaten. Juventus gerçek hayatta Di Maria'yı da aldı değil mi? Öyle de bir olay var. Paul Pogba için şimdi hemen bir teklif verelim. 70 milyon euro sana tamam. 70'e gelirsin sen. Çok bile verdim biliyor musun? Çok bile verdim aslında. Neyse. Neyse verelim abi, verelim. FIFA 23'te böyle çok verdiğinde ekranda şey yazacak işte. Hayır çok verdin. İğrenç bir transfer tarzında böyle sana transfer analizi yapacak. Yenilikleri merak ediyorsanız FIFA 23 kariyer modundaki, kanalımda bir video paylaştım. İzlemediyseniz izleyebilirsiniz. 200 istiyormuş Pogba. 200 verelim. Şu anki maaşı 200'müş. Eyvallah, hoş geldin. Pogba'yı bir kere getirdik. Abi ben çift forvet oynatmam. Morata falan olmaz yani. Ben kesinlikle İtalyan takımı aslında üçlü defans oynatmak da güzel olur. Ama onu yapacak şu anda şeyimiz de yok. Beklerimiz nasıl? Beklerimiz kötü. Üçlü defans oynatabiliriz. Vitor Pereira gibi üçlü defans fantezim var benim. Vitor hocam dur, nerede, bir dakika. Hangi üçlü defans oynatalım, ama o da önemli. 3-5-2 mi? Çift santrfor istemiyorum işte. Şöyle bir üçlü defans oynatacağız. 2 tane orta saha lazım bize. Zaten Locatelli genç, oynar. Onun yanına Pogba'yı çektik. Buradan Arturu satacağız. Sol kanatta Bernardeschi var. Gerçek hayatta Amerika'ya gitti. Sağ kanatta Chiesa'mız var. Onu oynatalım. Santrforumuz Vlahovic yeterli. Stoper de almamız lazım. Zakaria'yı stoper yaparız. Delikli satacağız. 2 tane net stoper almamız lazım. Çok işimiz var. Çok. Dur bakalım ya. Bu takıma çok iyi şeyler yapmak istiyorum. Bernardeschi için transfer teklifi Dortmund. Baba gidebilir. Ben bu adamı 30 yaşında falan sanıyordum. 27 yaşında olması beni şok etti. Danilo da gidebilir abi. Barça istiyormuş. Gitsin. Gerek yok. Daha ilerini alacağız. Arthur için bir teklif var. Arthur 38. Hocam sen ne diyorsun? Bizim oyunculara bayağı talip var. Ucuz da olsa satalım. Direkt gitsin. Gerek yok. Maaşından da kurtulmuş oluruz. Delikli için de teklif var. Manchester United 87 veriyor. Delikli de öyle vermem. Delikli biz almak istesem nasıl fiyat çekerler? Tamam. Dybala için teklif Manchester City. Bu ne ya? İngiliz takımları neler yapıyor oyuncularımıza? 95 milyon euro diyelim Dybala için. Arthur satıldı. Bernardeschi satıldı. Delikli anlaşıldı diyor. 119 milyon euro
Euro'ya gitsin. Fena para gelecek var ya. Cuadrado için 23 milyon euro diyorlar. Eyvallah, kabul edelim, gitsin. Orada bir şey daha var. Dybala da gidiyor. 88'e anlaşılmış. Gidebilir. Cuadrado falan hepsi satıldı. Rabiot. Rabiot'a da iyi teklif var. Abi onu da satacağım. Onu da satıyorum. Manyak gibi herkesi satıyorum şu anda. Elimizdeki kadro bu. Bunu bilelim ki ona göre transfer yapalım. Dediğim gibi 2 tane net stoper. İleri tarafa da bayağı bir oyuncuya ihtiyacımız var. En az 3 oyuncu almamız lazım. Kaç para var? 345 milyon euro. Bir şeyler yapacağız. İtalyan bir stoper istiyoruz. Ligin en iyi takımlarından, domine eden takımlarından biri olarak Inter'den Alessandro Bastoni'yi alacağız. Gerçi Inter son yıllarda Juventus'tan daha başarılı ama olsun abi. Biz Bastoni'yi istiyoruz. Bir 60 milyon euroluk teklif yaptık. Locatelli'yi istiyorlar. Olmaz. 61 milyon euro teklif yapıp Trabzon'a selam yollayacağız buradan. 87 dediler. Abi daha transferimiz var bizim. Yapma böyle. Haydi. 87'de ısrarcılar. Babacım 77 diyelim. Haydi oğlum. 87. İlla da 87. Tabii şimdi rakibi oyuncu satıyorlar ya. İlla şişirecekler. 80. Tamamdır, güzel. Sol kanat lazım. Bir tane şöyle pırpır adam alacağız. 60 milyon euro vereceğim. Musa diye bir istiyorum. Beğendiğimiz bir oyuncu. 87 milyon euro diyorlar. Beklentimden biraz pahalı oluyor. Ben daha başka adamlar alacaktım. İlla 87 diyor. Olmadı işte. 77 diyelim de. Ya hocam. Allah Allah. Ne değerli adamın varmış. 83'lük adama yeter ya. Allah Allah. Ver şunu 72'ye, 73'e ver. Sinirlendirme beni. Hala 87 diyor. Puh sana. 77'de ısrarcıyım ben de. Ne yapacaksın? 87. Sana da 80 vereceğiz. Allah kahretmesin. Ona da 80. Tamam, kabul ettiler. Bu ne ya? 80. 160 milyon euro harcadık zaten. Abi Kai Havertz ne kadar pahalıymış ya. Ama çok iyi oyuncu. Bizim çok işimize gelir. Varan var. Varan'ı kesin stopere alacağım. İlk bir Varan'ı halledelim. Kalan paradan artık bakacağız. Varan'a 60. 50 milyon euro vereceğim. Ona göre bir konuşalım. Yeter. Herkese bol keseden veriyoruz. İlla Locatelli istiyor. Locatelli artı 50 milyon euro 90 milyon euro yapar abi. Ne isteyeceksiniz benden ya? 88. Harbiden 90 milyon euroya yakın para istiyorlar. Oğlum bu adam 28 yaşında. Ama yani 68 diyeceğim. Tamam, ben zamana ihtiyacımız var. Allah Allah. Zamanına tükürürüm senin he. Varan transferi 83 bin diyor. Bize kakalıyorlar. Almam da lazım. Varan bize gerçekten şart bir oyuncu. 73 diyeceğim. Şansımı zorluyorum. 83 diyor. 75 diyeceğim. Masadan kalkarsa da başka adam alırım abi. Ne yapayım yani. 81 diyor. Ben de 75'te ısrarcı olacağım. Daha da çıkmak istemiyorum. Hadi oğlum. Hah. Böyle olursun işte. Ben Kai Havertz için şartları zorlayacağım. İlk onu alacağım. Ekstra bir de oyuncu satmaya çalışıyorum. Oradan da para gelirse diğer oyuncuyu da almaya çalışacağım. Kai Havertz için şimdi şöyle bir 90 milyon euroluk bir teklif yapalım. 148. Hocam ne yaptın? Tuchel hocam. Abi yapma bunu ya. Dur bakayım. Pay ekledim. 105 diyeceğim. Zamana ihtiyacınız var. Eyvallah. Bir de mimikler falan nasıl böyle falan yapıyor ya. Neyse, birkaç oyuncu satıyoruz. Sandro için de güzel teklif var. Onu da satalım. İyi olacak abi. Bütün bekleri satıyorum. Zaten üçlü defans oynayacağım. 140 milyon euro diyorlar Havertz için. Ne Havertz'miz kardeş ya. Bak konuşmam bozuldu. Şeyleri söyleyemedim sizin yüzünüzden. Ey Chelsea. 110 milyon euro. 140 diyor illa. 140'a ben bu adam nasıl anlaşacağım? 110 milyon euro da ısrarcıyım. Oğlum beni sinirlendirme. 110. Sabaha kadar seninle burada röportaj yaparız. Röportaj diyorum, şey, tartışırız. Kabul etmediler. Geleceğim bir hafta sonra, yine geleceğim. Ne fark eder? Pazarlık yerine az önce röportaj dedim ya. Bak şimdi oyuncularımız satıldı. Şimdi şey oldu. Şu an istesek Havertz'i alırdık ya. Neyse, bir hafta ilerleteceğiz. Bu arada Inter'le bir maç var, Süper Kupa. Inter yeniyor muyuz? Hop, 2-0 yenildik. Çok kötü oldu. Abi nasıl yenilirsiniz? Ne oldu size? Hemen bir hafta ilerleyeyim. Bu esnada kupa mupa maçlar başlıyor. Abi herkese yeniliyoruz. Şaka mı bu? Bir daha istiyorum. Havertz'e bir daha geldim. Değeri de biraz artmış. Adam ufaktan gelişiyor. Geliştikçe değeri artıyor. Direkt düz 100 milyon euro veriyorum. 142 bu sefer daha da fazla istiyorlar. 112 diyeceğim. 135. Heh, biraz pazarlığa gelin. Az önce neydi o ya? 115. Ben de ufak ufak geliyorum. Dümdüz 120 milyon euroya gel. Gel. 124 dedi. İlla pürüz çıkaracak. İyi hadi tamam, gıcıklık yapmayacağım. Hoş geldin. Abi şimdi kenarda 34 milyon euro gibi bir paramız var. Havertz'i aldık. Havertz iyi oldu. Onu oynatacağız. McKennie burada bizim joker oyuncumuz. Her mevkide oynuyor adam. Kaleci dışında her yerde oynuyor. Stoperde de 78. Burada da 78. Santrfor'da da 78. O adam ne yapıyor ya? Sağdaki Eza'mız var, solda Diaby. Bunlara ters kanat çalıştıracağız. Hızlıca gelişirler. İlk sezondan kazanır mıyız bilmiyorum ama iyi bir şeyler yapmaya çalışacağız yine de. Eza'nın bonservisini de almak lazım bir yandan. En kötü onu seneye bir daha satın alırız. Kulusevski var abi. Kulusevski'yi geri çağıracağım. Kulusevski gelsin. Baksana İhatrem Mihatrem var ya bizde. Neyse bunlar gelişsin, seneye gelirler bize. Bence biz bu kadroyla bir ocağa kadar gidelim.
Simüle etmeden önce birkaç tane önemli hareket yapmamız lazım. Birinci hareketimiz gelişim planı. Burada Chiesa'yı sol kanat olarak çalıştıracağız ki reytingi artsın. Ondan sonra geleceğiz abi. Havertz'e OF diyeceğiz. Havertz'i OF olarak geliştirmek istiyorum. Ardından Bastoni'ye ellemeyeceğiz. Diaby'ye geldik. Ona da sağ kanat çalıştıracağız. Sağ orta sağ çalıştıracağız yani. Vlahovic zaten kendi gelişir ama yine de gelişim planı vermekte fayda var. Şutu falan zaten reytingine göre çok iyi seviyede. Gezen santrfor verelim ona. Fizik gücü de artsın. Locatelli, sana da gelişim planı vereceğim. Sen çapı olarak çalış. Defansif yönünü artsın. Yanında da Pogba var zaten. Kulusevski'ye de ters kanat verelim. İnşallah Kulusevski de hızlı artar ya. Zakaria'yı stoper yapacağım. Defansif orta sahamız yok çünkü. İki tane merkez orta sahayla oynuyoruz. Stoper olur bu adam. İki haftaya stoper oluyormuş zaten. Tamam. McKennie sen normal çalış. Sen zaten bayağı iyi bir adamsın. Her şeyin yeşil. Değişik bir kardeşimizsin sen. Szczęsny'yi de şu an satmayacağım. Bir tane teklif gelmişti. 23 milyon euro artı Alexis Sanchez'i önerdi Inter. Satmayacağım şu an. Ocağa kadar gideceğiz. Paramızı elimizde tutacağız. Belki Ocak'ta transfer yaparız. Tek sezondan biter mi bu rebit bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz. Şöyle bütün aldığımız adamları da ben bir size göstermiş olayım. Aldığımız, sattığımız herkese hızlı hızlı gösteriyorum. Meraklısı durdurup bakabilir. O zaman Piemonte Calcio'yla Ocak 1'e doğru simüle ediyoruz. Simülasyon esnasında videoyu beğenip yorum yazarsanız sevinirim. Desteğinizi biliyorum. Hep beraber şu videoya bir 8000 like yapalım. Ocak 1'e geldik. Takımımız ligde ikinci devam ediyor. Roma birinci. Şampiyonlar Ligi'nde ne yaptık abi? Burada da gruplardan çıkmışız. Chelsea'li gruptan ikinci çıkıyoruz. Rakibimiz Manchester United olmuş. Ocak ayında transfer yapabiliriz. 34 milyon euromuz var. Ne yapsak bilmiyorum. Oyuncularımız birazcık gelişmiş. Havertz, Chiesa, Kulusevski. Ratingler çok iyi gözüküyor ha. Stopere ihtiyacımız var gibi. Orada da Zakaria zaten şu anda onu stoper yaptığımız anda, hani dönüştürdüğümüz anda bayağı artacaktır. Bir bakalım. Zakaria hop bastık, 84 oldu. Tamam. 84 iyidir abi. Libero olarak çalışmaya devam etsin. Zaten hızlı bir stoper. Zakaria'yı hatta şey yapalım. Sağ ayaklı ama sola doğru koyacağım. Çünkü bu kenarlardaki stoperlerin hızlı olması lazım. Üçlü sistemde. Bastoni 71 koşuyor. Onu ortaya koyduk. Pogba'yı kaptan yapacağım. Bu şekilde devam edeceğiz. Transfer yapmaya gerek var mı? Yani Szczęsny'yi değiştirelim mi bilmiyorum. Çünkü kaleci olarak yani aşırı farklı seçeneklerimiz yok. Sürekli aynı kalecilerle oynuyoruz zaten. Gidip de Courtois, Oblak, Ederson, Alisson falan mı alacağız yani? Maignan'ı da alamayız, Milan'ın kalecisi. Şu noktada bizim en iyi seçeneğimiz Szczęsny ya. Szczęsny kalsın. Manchester United maçına geçeceğiz. Bakalım bu takım Şampiyonlar Ligi'ni tek sezonda kazanabilecek mi? Takıma bak abi, manyak geliştik ha. United'a karşı ilk maç. Zorlayacağımızı düşünüyorum. Onları belki de eleyeceğiz. Belki de eleyeceğiz onları. 2-2 kaldık ilk maçta. Bir tık daha iyi oynamışlar. Chiesa ve Vlahovic atıyor gollerimizi. Karşıdan da Rashford ve Sancho atmış. Haydi oğlum, eleyelim şu takımı be. Biz Piemonte Calcio'yuz. Eleyelim Manchester United'ı. Yes! Vlahovic ve Zakaria 90'da atmış. Adamsın Zakaria. Çok iyi oldu bu. Bir yandan ligi de kovalıyorum. Hani baktığım zaman 3 puan var liderle aramızda. Orada da bir şampiyonluk bekliyoruz açıkçası. Göreceğiz. Şimdi bir sonraki rakibimiz kim olacak? Ligde kazandık. Genoa'yı yendik. Abi Liverpool geldi ya. Milan maçını kazanalım. İyi gidelim Liverpool'a. Güzel. Güzel. Özgüvenliyiz. United'ı eledikten sonra şimdi karşımızda Liverpool'u da eleyebileceğimizi düşünüyorum. Çok güçlü bir takım ama biz de Piemonte Calcio'yuz. Boş değiliz kardeşim. 1-1 bitti. Onlar bizden böyle bir tık daha iyi oynamış. İlk golü biz atmışız, helal olsun. Goller arasında da 3 dakika var. Bu arada Locatelli de harbiden iyi gelişti. Bakalım şimdi deplasmanda ne yapıyoruz? Yes! Morata bile girip gol atmış. Helal olsun Morata. Chiesa 2 tane atıyor. Morata 1 tane atıyor. Liverpool'a eliyoruz. Yarı finale kaldık. Artık finalden önceki son eşleşmemiz olacak. Piemonte Calcio'yla son rebuild'imiz. Ve bu adamlarla Şampiyonlar Ligi'ni almak istiyoruz kardeşim. Bak bilerek Juventus demiyorum. Piemonte Calcio diyorum. Ligde de birinciliği elimize almışız. Liderlik bizde. Abi niye hep İngiliz takımları geliyor ya? City niye geldi abi şimdi? Zor takım. Haydi oğlum haydi, ben güveniyorum. İki tane İngiliz takımını devirdik. Şimdi sırada üçüncüsü var. Dybala'yı oraya satmıştık. Hiç sorun değil, yener geçeriz. 3-1. Diaby, Havertz, Pogba. Biz buyuz. Yeni transferlerimiz atmış bütün golleri. Helal olsun oğlum be. Helal olsun. Aşırı gaza geldim. Niye bilmiyorum. Ufak çaplı bir gaza geldik yani. Görüyorsun ligde de hala lideriz. O da iyi gidiyor. Artık finalden önceki son maç. City'yi de elersek finale kalacağız. Piemonte Calcio ile Şampiyonlar Ligi istiyorum. Haydi oğlum, basın toplantısına gitmedim. Yürüyün çocuklar. Yürüyün, Torino'nun çocukları işte bu. İşte bu, Havertz ve Chiesa atıyor. Chiesa da diyebilirsiniz. Kim ne diyorsa desin arkadaşlar. Finalde
karşımıza Chelsea geldi. Real Madrid diyecektim. Chelsea Real'i elemiş. Abi Chelsea'ye karşı oynayacağız. Vallahi Revit'lerde uzun zamandır karşımıza Chelsea gelmiyordu. O da farklı olacak. Hemen şöyle bir sezon değerlendirmesi yapalım. Takımla sonuçta son Revit'imiz değil mi? Bir sezon değerlendirmesi lazım. Serie A'da şampiyonluk geliyor. Gayet iyi. Süper Kupa'yı kaybediyoruz. Inter'e karşı kaybetmiştik. Gördük zaten. Copa Italia'da yokuz. Kim elemiş bizi? Empoli'ye elenmişiz. UEFA Süper Kupası zaten yoktu bizde. Şampiyonlar Ligi'nde hep beraber finale kaldık. Şöyle bir bakalım. Şampiyonlar Ligi'nde gol kralımız yok maalesef. Chiesa 6. olmuş. Asist krallığında yine yokuz. Gollenmeyen maçta yine yokuz abi. Szczesny 7. olmuş. Hemen İtalya Serie A'ya bakacağız. Oradaki verimler nasıl? Szczesny 1. Asist krallığında Locatelli. Hemen ardından 2. Brahim olmuş. 3. de Pogba olmuş. Gol krallığında da Osimhen 1. Bizim Vlahovic 4. olmuş. 19 gol atmış. 2. de olmuş diyebiliriz yani. Çünkü hep aynı sayıda gol atanlar vardı. Şöyle bir baktığımız zaman Vlahovic 24 gol. Chiesa 20 gol. 10 asist. Havertz 18'e 10. Locatelli 10'a 16. Pogba 8'e 11. Sizce bu videoda takımımızdaki en iyi oyuncu kimdi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar finale geçiyoruz. Finalde Chelsea'ye karşı oynayacağız. Onlar da üçlü defans. Beşli defans gibi de diyebiliriz aslında oyunda. Bakalım maçı kim kazanacak? Hemen başlayalım. Başarılar Pio Mento Calcio. Belki de son kez. Oyuncularımız sağda. Artık bu ekranı birazcık geçelim. Zaten kaç kere Şampiyonlar Ligi finali izledik beraber. Haydi bakalım Chiesa ile çalımlarla başladık. Pio Mento Calcio Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp oyuna veda etmek istiyor artık. FIFA serisinde bir daha gözükmeyecekler. Zakaria verdi pasını. Pogba, Paul Pogba, aman 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 ama topu kay... Hocam! Hocam kaptana faul var orada. Aa, kaptana faul vardı. Vermediler. Geliyor şimdi Chelsea. Mason Mount'un önünü kapayalım derken Baston dedi ki hayırdır. Şimdi hızlı gelebiliriz Kulusevski ile. Kaydılar hocam. Hocam en az sarı kart. Kırmızı geldi. Toni Kroos kırmızı kart. Bay bay. Bay bay oğlum, çok iyi oldu. Hemen akabinde değişiklik yaptılar. Kroos çıkınca kimi şey yaptılar abi oyuna acaba? Pogba şöyle bir baktı. Sola doğru oynadı. Zakaria ileriye destek veriyor. Diaby. Paul Pogba. Pogba bir pas düşüncesi. Kötü pas geldi. Dönen top indirir miyiz? İndirdik. Sağ taraftan arkadaşımız kaçmadı. Çıkar o top. Çıkar çıkar çıkar. Oha tuttu herif. Tuttu herif. Aman karşısında duralım. Rhys James geldi. Bomboş Kante. Ay 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 ay. Lukaku'nun karşısında duracağız. Zaten offside oldu. Takım birazcık yeter be. Bastırmamız gerekiyor. Diaby. Diaby oynadık şöyle. Vlahovic değil. Havertz'in önüne doğru. Havertz şimdi Pogba. Pogba hemen oynadı. Güzel bir pas. Oy, Rüdiger son anda uzaklaştırdı. Jorginho'dan aldık topu. Tamam çok iyi. Havertz. Havertz ilerliyor. Eski takımına karşı Havertz ne yapacak? Havertz şöyle bir baktı. Verdi pasını. Paul Pogba sonuna çekmesi lazım. Paul Pogba kaybettik. Ya nereye gidiyorsun kardeş? Nereye gidiyorsun? Kulusevski. Kulusevski şöyle bir baktı. Güzel gitti. Ceza alanının içine doğru arkadaşlarına kaçın dedi. Bir şey yapın dedi. Boşa gidin dedi. Kulusevski çekti. Rakibiyle alay ediyor adeta. Konuşamıyorum bugün maç oynarken. Verdim evet. Chiesa. Chiesa tuttu. Chiesa sağ ayak. Chiesa. Ay. Korner. Hemen abi hemen. Pogba ceza alanı içine doğru. Chelsea'li oyuncuları uzaklaştırdı. Bastoni orada topu alacak. Bastoni arka tarafa indirdi. Şimdi Varane. Solda Zakaria. Orta sahadan stopere evrilen bir oyuncu Zakaria. Verdik pası. Çok güzel Vlahovic. Vlahovic tuttu. Pogba kaçıyordu. Aradan güzel bir pas attı. Chiesa'ya doğru. Oş, dışarı. Helal olsun. Havertz olmadı. Dönen top Vlahovic. Şimdi çizgiye doğru inecek. Vlahovic verdi pasını. Musa Diaby. Pogba'yı göreceğiz. Geç kaldı. Hocam faul. Hocam orada faul var. Penaltı verdi hakem. Hakem bizden bugün. Penaltı geldi. O nasıl bir penaltı? Neyse gol olsun da ondan sonra bakarız penaltı mı değil mi diye. Vlahovic lan. Mal gibi kaçırdık. Kaleci tahmin etti atacağımız yeri. Penaltı değildi bence bu arada. Bir bakalım. Ooo net penaltıymış canım. Kante penaltı yapmış. Tamam. Vara gittik geldik. Pogba ceza alanı içinde. Şimdi vurur muyuz? Dönen top olmadı. Aha. Baston. Baston ile vurayım dedim. Çok kötü vurdu. Evet, ilk yarının sonuna geldik. Yani aksiyonlu bir ilk yarı oldu. Penaltı kaçırdık. Birazcık üzgünüz. Gol sesi çıkmadı. Bir de adamlar 10 kişi. Tabii ki 10 kişi oldukları için bayağı baskı kurabiliyoruz. Ama artık atmamız lazım. Baskı nereye kadar yani? Çok iyi. Locatelli. Evet. 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 Havertz. Güzel hareketler. Evet oğlum. Evet oğlum. Şimdi vurdu. Sol ayak. Uyyy. Mendy ne biçim kurtardı be.
Korneri kullandık. Ceza alanı içi. Vurur muyuz? Çok net bir kafa dışarı gitti Chiesa'dan. Yapma. Güzel de. Devam. Verdik pasımızı. Evet. Evet oğlum. Evet. Geliyoruz. En arka tarafta. Aha. Vlahovic. Kontrol şut. Tak yaptı aldı. Sağ ayağıyla vurdu. Vlahovic atıyor. Olay budur. Fırsatı yakaladık. Hemen orada aha dedik zaten. Ve golü attık. Vlahovic olay budur. Tekrar izleyeceğiz golü. Bir bakın. Bir bakın abi. Görüyorsun sağdan geldik. Çok güzel bir orta. Kontrol şut. Helal olsun. 1-0 öne geçiyoruz. 10 kişi kalan takıma 80'de ilk golü atabildik. Bugün bu rezalet bir şey bence. Ama olsun, sonuçta olay kupayı kazanmak. Sorun değil yani. Basalım abi. Helal olsun. Bir tane daha gol gelir mi? Oy. Pogba'yı formadan çekiyorlar. Hocam sarı bu formadan çekmek. Sarı hocam bu. Şimdi Pogba. Pogba neler yaptı? Şöyle pasımızı verdik. Havertz çekti. Havertz de baktı rakibinden. Sıyrılacak da olmadı. Lukaku verdi pasını. İyi gelebilirler. Aman abi. Jorginho ile geliyorlar. Şimdi sola verdiler. Chilwell. Aman abi, boş kaldı. Konuşamıyorum bugün maçı sunarken. Ceza alanına doğru girdi Chilwell. Kapatalım doğru noktaları. Uy, Zakaria'dan kritik müdahale. Son anda kafasını değdirdi ha. Helal olsun. Gol yemeyelim yeter ki. Aha, bir tane daha gol atar mıyız? Yanlış pas verdik hocam, bitir. Rezalet oynuyoruz bugün. Ve maç bitti. Piemonte Calcio Şampiyonlar Ligi'ni kazanıyor, olay budur. Seneye bu adamlar oyunda yok. FIFA 23'te yoklar. Ve son kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandılar. Biliyorsunuz ki videoda 100 kere söyledim ama seneye artık Juventus'un lisansı geri geliyor ve Piemonte Calcio oyundan siliniyor. Onlarla beraber son kez birebir yaptık. Kai Havertz ekranlarda. Paul Pogba ekranlarda, kupayı kaldıracak Piemonte Calcio ile beraber. Ve şampiyon Piemonte Calcio. Olay budur. Bu dakikaya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalınlardan Papazyan ailesi. Görüyorsunuz bak, kupayı kaldırıyoruz. Birazdan ekrana iki tane video çıkacak. Onlara da bakabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Öpüyorum. They don't need to know it when I'm back in town. Bank teller greet me by my first